Hello guys, pazartesi günü video koyamadım ama gerçekten makul bir sebebim vardı. Video gelmediği için kendime bir ceza verdim ve PUBG çekmeye karar verdim. Başka hiçbir kuvvet bana PUBG çektiremezdi. O şekilde bu seriye başlamış olduk arkadaşlar. İnşallah seversiniz. Nedenine gelecek olursak, ben uzun yoldayken gecenin bir vakti saat 3.30 sıralarında arabam bozuldu. Yolda kaldım. Yolda kalınca tamirci çağırdım. Tamirci benden mecbur olduğum için, kendisine mecbur kaldığım için bir kamyon para aldı. Hiçbir şey de diyemedim. Yani daha doğrusu bir şeyler yap falan filan dedim ama yani yaptığım pazarlık sonucunda çok fazla bir kazan sağlayamadım. Ya da kaybımdan eksilme çok olmadı diyeyim. Soruna kalıcı bir çözüm de bulmadı yani. Ertesi gün mutlaka servise gitmen lazım dedi. Şimdi sen evine bununla gidebilirsin ama yine bozulur bu araba dedi. Sonra servise gittim arkadaşlar. Ben o adama bir aile sövmüştüm. Sonra servise gittim. Servise gittim. O adamın söylediklerini duyunca daha çok moralim bozuldu. Daha çok sövdüm. O çünkü bayağı güzel bir fiyat çekti. Ondan sonra tabii o fiyatı ben beğenmeyince servisten ayrılıp otosanayine gittim. Otosanayi de güzel fiyat vermedi. Yani herkesi sövdüm anlayacağınız. Ama siz sövmeyin arkadaşlar. Ben bazen yani oraya bağlayayım en azından. Sizinle bir alakası olsun. Yorumlarda böyle iyi veya kötü, olumlu veya olumsuz küfür gördüğüm zaman ben siliyorum genelde. Genelde değil, gördükçe siliyorum yani. Beni eleştirmek için olsun ya da beni korumak için olsun hiçbir şekilde küfürlü yorum yapmayın. Ne bana ne de diğer insanlara. Çünkü hoş bir şey değil yani, tartışma esnasında normal hayatta gerçek arkadaşlarınızı küfür ediyor olabilirsiniz. Belki karşılık da buluyor olabilir ama YouTube'da tanımadığınız insanlara saygı çerçevesinin içerisinde konuşmanız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bazılarınızın yorumlarını siliyorum. Darılmaca, gücenmece yok. Ben de istemezdim ama böyle olması gerekiyor diye düşünüyorum. Belki ilerleyen zamanlarda fikrim değişir. Yoksa dediğim gibi gerçek hayatta küfür edebilirsiniz. Hatta ben eskiden Sönmez Reis diye birisi vardı. YouTube'dan onu dinlerdim. Çok güzel küfür ediyor. Sırf onun küfürlerini dinlemek için onun videolarını açardım. Ama burada olmaz. Burası yeri değil. Bizim kanalımızda etmemeye çalışacağız. Elimizden geldiğince engellemeye çalışacağız. Evet arkadaşlar, herkes PUBG'den sıkıldıysa artık ben başlayabilirim diye düşündüm. Evet arkadaşlar, ilk atlayışımızı gerçekleştirdik. Bayağı da bir inen olmuş. Demek ki bunda önceden atlayıp sonra kaykılmak gerekiyor. Paraşüt açmak yavaşlatacak beni diye tahmin ediyorum. O yüzden şimdilik paraşütü açmıyorum. Şimdi tabi burada güzel spawn noktaları neresi bilmiyorum. O yüzden şöyle şuraya ineyim. Kendisi açtı, dayanamadı. Benim ineceğim bir yere adamın biri 2 saat önceden indi. Hadi hayırlısı. Lan ben buraya nasıl ineceğim? Tutturamıyorum lanet. Hayır. İn lan artık. İn lan. Oğlum adam oyunu bitirdi. Şuraya bak, millet birbirini öldürdü. İn artık. Allah belanı vermesin ya. Evet, koşmayı ve yürümeyi beğenmedim arkadaşlar, onu söyleyeyim. Kapıyı F'le açıyorum. Eğimimiz bayağı hızlı, bunu yavaşlatmam lazım. Ama tabii ki ilk ne olmaz. Bu ev niye boş? Oo, sıkıntı büyük. Anne arkadaş, bunları herhalde bu şekilde atıyoruz, evet. Sıkıntı yok. Ya da var, ben farkında değilim henüz. Yine gördüğüm kadarıyla oyun bayağı bir yavaş. Ne, ben bunların hepsini alacak mıyım acaba? Alamıyor muyum? Uzatılmış tüfek. Taarruz tüfekleri, tabanca. Silahı alır almaz kendisi doldurmuyor. Bu ne? Uzun kollu mavi tişört. Bunlar seviye 2 diyor. Seviye yükseldikçe herhalde daha fazla malzeme alıyor. Bu ne? Sıhhiye çantası. Gerekiyor. P92. Benim silahım ne? P1900 bilmem kaç. Ne oldu lan? Şimdi burada özelliklerine bakacağız. Nasılmış? Alsak. Seri atış. Valla ikisi de birbirine yakın aslında. Bunun mermisi 9 mm. O zaman şunları atalım.
Tamam, bunu dolduralım. Daha seri ateş edebiliyormuşuz. Nasıl bir zoom'dur arkadaş? Tamam mı? Tamam. Q'ya basınca sola doğru böyle tavşan gibi bakıyor. Bu hangi silah? Taktik kundak. Aldın mı? Ha, silah bu, pardon. Aldım. Sonra bunun mermisi ne? 5.56. Alıyoruz. 9 milimetre. Bunlardan bayağı bir alıyoruz. Şöyle yapabiliyor muyuz? Yapamıyorum. Mermiyi kendi bize doldurmamız sıkıntı olabilir. Bu arada benim kaskım niye yok ya? Ağrı kesici. Demin de Red Bull almıştık. İkisinin arasında fark var mı acaba, yoksa sadece şekil farklılığı? Şimdilik ses duymuyorum. Böyle rahat bir şekilde loot yapıyoruz. Şu ne? Güzel, bayağı bir malzeme bulduk. Sağlık adına. Şimdi eğilme tuşunu da ben E1Z1'den farklı yaptım. Buna alışmak biraz zaman alacak. Ben içeride miyim? Oo! İçerideyim. Kalk. Merdiven nerede? Bu arada bunda şey falan vardı. Şöyle uzatılmış şarjör falan yapabiliyor musun? Böyle bir şey var mı? Sen şuna koyabiliyor musun? Ne var? Ne oldu? Uzatılmış şarjör neye yaradı? Şimdi bir dakika, ben adamım, benim sağda veya solda mı olmak zorunda? Şöyle yapsam. Neyse, onları sonradan öğreniriz arkadaşlar. Ben şimdi böyle takılayım. Da. AKM bu neydi? En bilmem kaç. Hangisi daha iyi acaba? Etkili menzil, seri atış. Aynı. Tam bu silahlar aynı. Arkadaşlar bombalama efekti fena. Yalnız bak, bu H1'den iyi. Bombalama efekti. Galiba silah sesleri geliyor. Şu görüş dürbün nerede? Bir tek buna mı koyuyor? Ne oldu, ne anladım. Ya böyle bakılmaz ama. Hayır. Bunun diğer bir kamera açısı falan olması lazım. Shit. Arkadaşlar, sıkıntı büyük. Neyle yapabilirim? Mesela bütün tuşlara basalım. Hangi tuş, hangi tuş? Ne? Aa, atış modülü. Bir dakika, hangi tuş bu ya? Ha, böyle de oynanabiliyor. V tuşuymuş arkadaşlar. V tuşu. Acaba nasıl oynuyorlar oynayanlar? Şimdi bir dakika, açıya bakalım o zaman. Ya ben tabii çok video izlemediğim için oyunu burada yeni öğreniyorum. Çok küçük bir daralma var. Adamı göstermesek mi? X ne? Ha, Z'de. Tamam. Atma. Tamam. Neyse. Oyun içerisinde artık alışacağız. Ne yapalım?
Şu yukarıda yönümüzü belirtiyor, işaret koyduk falan filan. Bunlar süper şeyler arkadaşlar. Bunlar E1'e de gelmesi gereken özellikler bence. Yalnız 2 saattir bu evdeyim ya. Bu ev iyiydi aslında ama. Çıktık. Hadi bakalım hayırlısı. Burada da alt tuşuyla bakabiliyor muyuz? Aynen bakabiliyoruz. Hop! Aha! Yanlış alarm. Bir dakika, öteki silah daha mı iyiydi ya? Ben ona dalar. Aa, adamın arabası varmış ya la. O zaman ben geri gideyim. Topuk yaylası. Arkadaşlar oyun şeye göre çok yavaş ya. E1'e göre çok yavaş. Ben şimdi bunu tekli moda nasıl alacaktım? B miydi ha? İnşallah ben bu eve girmemişimdir. Bu ne? Ok falan var ama büyük ihtimal bu çok dandiktir. Nerede kullanacağız? Dikevin kabza. Bu ne abi? Bu neye yarıyor? Yatay geri tepmeyi azaltır, nişan almayı hızlandırır. Şunlara niye koyamıyorum ben bunu? Molotof mu? En sevdiğim. Peki bir şey soracağım. Şunu kullan. Bak bunu kullanamıyor. Güzel takılıyorum. Kaç kişi kaldı? 59 kişi. Çok iyi oynuyorum ya yine. Yani sanki bu oyunu ilk defa oynamıyorum da hayatım bu oyunu oynamakla geçti. Sersemletme. Bu arada bombaları nasıl atacağız? Mesela. He, bomba koyma yeri var. Bir dakika. Bombasını alalım. Kaç numaraymış? 5. Ne uçak bir yerleri bombalıyor arkadaşlar. Uçak bir yerleri bombalıyor. Tırsmadım değil açıkçası. Lan dışarı niye çıktım ya? Kafamı yiyeceğim bomba işinle. Bu arada bu oyunda otomatik... Eyvah! Buraları atıyor. Ben en iyisi içeri gireyim de. Şimdi bir dakika haritadan bakalım. Bombalandığı yer belli. Ben bombalandığı yerin içerisindeyim. O yüzden... Az da geliyor. Ben tabii ki dikkatli olmam lazımmış. Ben keko gibi dışarılarda dolaşıyorum. Bu ne? Sabahtan beri kaskım yok. Gaz maskesi. Güzel. Burada bir şey var mı? Tamam, bunda serilik bence önemli değil arkadaşlar bu oyunda. Sonradan tabii fikrim değişebilir ama polis eleği seviye 1. Bende ne var? Seviye 1. Magnum hızlı çekim şarjörü. Bunu nerede kullanabiliyormuşuz? Arkadaş korkutmasana beni ya. Ben yine içerideyim arkadaşlar yine. Çok iyi bir yere inmişim ya. Hiç var ya kendimi hiç kasmaya gerek yokmuş. Bu ne? Şöyle bir yerde göstermiyor. Bunu alsam mı? Hafif susturuculu. Tabi ben bilmediğim için her şeyi alıyorum. Bu eldivene gerek var mı? Şu eldivenin bir faydası var mıymış? 20 kapasite. Aslında eldiven böyle daha çok... Bu ne? Yanak dayanağı. Aman Allah'ım, mutlaka bende olması gereken malzemelerden biri. Namımız boş durmasın. Bunu bir yere koyamıyoruz herhalde. Şöyle baktım.
Herhalde sniper falan olması lazım. Eyvah! Hayır! Şu R'ye girelim de bir sonraki bomb şeye bakalım. Koruyucu gözlük mü? Aman Allah'ım. Neden koruyor acaba? Aa, ben yine içerideyim. Abi! Çok iyi oyun ya. Sis bombası al tabi. Al al. Sis bombalarını al. Şu neymiş? Bandaj. Şimdi bu ne kadar koruyor? Zaman onarını bazı hareketler 75 sağlığın üzerinde kullanılamaz. Ağrı kesici karakterin enerjisini 60 yükseltir. Oo. 40 yükseltir. Oo, bunlar iyiymiş. Bir de medkit vardı. Sıhhiye çantası. Oo. Bandaj hiçbir şeye yaramıyormuş ki arkadaşlar ya. Eyvah. Şuradan araba sesi gibi bir ses geldi. Biz takılıyoruz. Daha doğrusu takılmaya devam ediyoruz. 2 saniye içinde oyun alanı daralacakmış. Aman Allah'ım. Ha, burası açılmış. Çakalın biri buraya girmiş. Çık lan karşıma. Şu uzaktaki eve mi gitsem? Evet, görsellik olarak bakacak olursak E1'den daha mı iyi? Berbat arkadaşlar. Görselliği bu oyun iğrenç, çok sıkıcı. Yani şöyle örneklendirmek gerekirse, nasıl diyeyim? E1Z1'de kendimi Hawaii mafyası gibi hissederken, bu oyunda şu an Kurtlar Vadisi'ndeki ateş edemeyen kötü karakterlere benziyorum. Dur bakayım bunu. Alamıyorum. Buralara da girmişler. Etin artığını bakalım toplamak işe yarayacak mı? Al, dürbünsüz olmaz. Çantada yer yok. Dürbün nerede kullanıyorum ki? Bir sürü silah koymuş. Bende zaten dürbün var. Bir zekalı. Bende zaten dürbün var. Yine özürlü oyun. Bu arada gaz nerede? Ben yine içerideyim. İlk oyunum olması nedeniyle oyun bana biraz yardımcı olmuyor değil. Ne oluyor lan? Ayak sesi duydum zannettim ama galiba yanlış duymuşum. Biraz da ormanda gezelim. E1'de ormanda gezmek zevkli ama bunda nasıl olur kim bilir. Bunda adamlar daha mı çok belli oluyor? Sanki ben deminki adamı çok rahat gördüm. Ama bunda çalılara saklanma diye bir olay var herhalde. Bayağı bir gölgelik yaratıyor çünkü çalılar. Uhu, kimse var mı? Lan ses geliyor. Allah'ım tırsıyorum. Gel lan şuraya. Uçak. Daha adam sesi duymadık arkadaşlar. Şu arabalara biniliyor mu? Şuna mesela. Buralara da girilmiş. Acaba bunda böyle binalarda pusanlar falan oluyor mu? Bu ne? Çantada da yer yok ki kardeş. Hareketli alanı ilerliyor, benden çıktı. Şimdi şöyle yapalım. İşaretleme olayı dediğim gibi arkadaşlar çok müthiş bir şey. E1'e gelmesi gerekiyor. Durmadan haritaya tıklamaya gerek yok. Buradan zıplar mısın? Aha. Bir adam gördüm sanki ben ya. Bak bak, ses de geliyor. Ben buradan nasıl çıkacağım?
Allah, ne oldu? V tuşu değil miydi? Demin niye çalışmadı? Şöyle güvenliğe koşalım arkadaşlar. Oba, bu E1Z1'de zıplamak hızlandırıyorken bunu da yavaşlatıyor. O yüzden zıplamamak en iyisi. Vallahi çok da dikkatli olamıyorum açıkçası. Kaç kişi kaldı? 39 kişi. Çok iyi oynuyorum. Bir dakika içerisinde daralacakmış. Gazda kalmamam lazım. Yani görüntü dediğim gibi sıkıcı arkadaşlar. Tamam, daha savaş ortamına daha çok benziyor. Daha böyle gaza getiriyor, moda geliyorsun. Bunlar silah sesi mi? Ama galiba sesler daha iyi çünkü uçağın sesi daha iyiydi. Şu çok çok uzaktan mesela silah sesi geliyor ve çok uzak olduğu belli. Çok yani. Gerçi E1'de de o konuda bir sıkıntı yok da. Şimdi ben neredeyim? Ben daha giremedim. Bu arada şehir nerede? Şimdi ben şu yoldayım. Ha, bu yolu ilerlersem tamam, sıkıntı yok. Lan benim zoom'um nerede? Koşarken belli olmuyormuş ya. Tırstım Allah'ım ya Rabbim dedim. Öleceğim zannettim bir an. Vallahi buralara da girilmiş. Hadi hayırlısı. Sol tarafımızı garantiye aldıktan sonra sağ taraftan şöyle bakacağız tabii. Aman Allah'ım. İçerilerden mi gitmek daha iyi? Buralardan mı? Herhalde içeriden gitmek daha iyi çünkü. Aha. Aha da sağ taraftan sesler geliyor. Ben şimdi ilk oyun olduğu için hiç bulaşmayayım. Kimseye ateş etmeyeyim ben. Barışçıl bir yol izleyeyim. Bu arada ben güvendiğim herhalde, evet. O yüzden oyun. Ne oluyor lan? Gaz burada. Gaz geliyor mu peki? Gazın durduğunu nereden anlıyoruz? İşaretli alanı ilerle. Hemen yeni alanımızı belirleyelim. Oraya doğru koşalım. Yalnız şu gaz dedikleri şey parlayan elektrik elektriğe benzeyen şeyse ayıp yani. Arkadaşlar ne güzel tarıyorsunuz ya. Aha da bir tane adam bak nasıl koşuyor tavşan gibi bak bak bak. Orada pusacağım mı reis? Hayda. İnşallah biri bana sıkmıyordur çünkü çok acayip sesler geliyor. Yüzerken ölme var mı acaba? Allah! Diğer adamı da kaybettim. O da orada pustuysa. Pustuysa ayıp yani ben o kadar söylüyorum. Yalnız şu şey drop mu? Vallahi uçak uçtu. Yapacağım hiçbir şey yok. Uçak fena halde ses çıkartıyor. Abi dünyanın en kötü oyunu ne yaptım lan ben?
Bence çok iyi sıktım. Adama gelmedi resmen. Kan çıkmadı. Mermi... Ya böyle saçmalık olur mu arkadaşlar ya? 24. olduk. Böyle saçmalık olmaz. Gerçekten olmaz. Tabii bir daha oynayacağız. Ne yapacağız? Bir daha oynayacağız.